Başlayacağım şimdi gibi bu da. Üzerimde Joy ile Lucy'nin tüyleri var. Umuyorum çok belli olmaz. Aloha. Bugün açıkçası sizinle böyle biraz paylaşımda bulunmak istiyorum. Çünkü yani benim için tabii ki de herkesin izleyebildiği, ulaşabildiği bir platform. Tabii ki de böyle en yakınlarımı anlatabildiğim şeyleri paylaşmıyorum. Ama samimi olabilmenin ve bunu paylaşabilmenin gücüne de inananlardanım. Çünkü en azından benim amaçlarımdan bir tanesi birilerine destek olabiliyorsam, birilerine olumlu anlamda katkıda bulunabiliyorsam hani ne mutlu banaydı. Dolayısıyla böyle bir video çekmeyi düşünmedim ama içimden geldi. Neden olmasın dedim. Üzerine böyle biraz düşündüm ve bunu paylaşmak istiyorum. Çünkü videonun konusuna birazdan gireceğim. Çok harika şeylerden de bahsetmeyeceğim bu videoda. Duygu, düşünce. Yani bilmiyorum. Ben bahsedeyim de artık siz yorumunuzu yapın. Ben bunu aklımla böyle şekillendirmeyeyim bu videonun ne olacağını ve içeriğini. Hatta bence direkt konuya gireyim. Daha da güzel olur. Şöyle arkadaşlar, hayatta hani iyi şeyler olabildiği gibi tabii ki de kötü şeyler de olabiliyor. Çok mutlu, çok harika anlarımız olduğu kadar gerçekten bize çok acı veren ve gerçekten kaldıramadığımız, kaldırmakta güçlük çektiğimiz ve bazen belki de böyle delirecek noktaya gelmiş bile hissedebiliyoruz kendimizi. Şuna inanıyorum, hani aranızda tabii ki de Allah'a, Tanrı'ya inananlarınız olduğu kadar inanmayanlarınız da olabilir. Benim buna tamamen saygım var. Ama şöyle bir şey vardır. Tanrı kimseye çekemeyeceği acıyı vermez derler. Özellikle zorlu zamanlardan geçerken buna göğüs gerebilecek kuvvette, güçte olduğumuzu düşünüyorum ve buna inanıyorum. Ve bu sebeple de o anda belki ya da yaşadığımız o zorlu durumda, o acıda farkına varamasak da o anlar çok gerçekten güzel bir hediyeyi barındırıyor. Biliyorum yani her zaman da bu böyle olacak. Videolarımın geneli ya da benim sizinle genel paylaşımlarım hep ya da çoğu zaman hep değil görüyorsunuz ki. Gerçekten de böyle her şeye ya da gerçekten bakabildiğimiz birçok şeye olumlu tarafından bakmak. En kötü olanda bile böyle bize iyi gelebilecek ne olabilir? Bir ders çıkarabilmek üzerine oluyor benim seçtiğim konular ve hayatı da yaşayış şeklim. Bunun üzerinde ben de hiçbir şekilde mükemmel değilim. Ben de her gün her zaman yani yeni bir şeyler öğreniyorum. Ama şuna geleceğim. Ben de zor zamanlardan geçiyorum. Size çok detaylarıyla anlatıp burada hem yani biliyorum böyle mutlu şeylerden bahsetmek daha kolay. Ama mutsuz ya da böyle acı dolu şeylerden bahsetmek beni de çok iyi hissettirmiyor. Ama aynı zamanda da bunu göğüsleyebilmenin gücünden de bahsettiğim için biraz bu konuda açık da davranabilmem gerekiyor. Şöyle zaten direkt söyleyeceğim. Çok sevdiğim biri, benim ikinci annem. Hatta bu videoyu paylaştığımda o video yayında olursa kitaplarımı düzenliyorum. Videomu beraber çekmiştik. Stacia. Benim manevi annem ve yani 11 yaşından beri hayatımda ve gerçekten de ailemin bir parçası. Çok seviyorum yani. Onun için birçok şey yaparım. Kocasını kaybetti. Ve Moldova'ya gitti bu arada ve Moldova'ya gittiği gün, detayları çok da önemli değil. Burada önemli olan tek bir nokta, kocasını bir şekilde kaybetti. Ani bir ölüm oldu. Ve ben kendimi çok kötü hissettim. Yani o çaresizlik duygusunu eminim yaşayanlarınız vardır. Burada böyle size ağlamak istemiyorum ama bu mücbir sebeplerden dolayı 3-4 ay önce gitmesi gerekiyordu ama gidemedi. Neyse son dakika hani gidebildi. Ben de zaten gitmesini artık istiyordum. O da çok özlemişti ailesini. Normalde hani 5-6 ay kalıp sonra ailesinin yanında zaman geçiriyor ama dediğim gibi bu sebeplerden dolayı yola çıkamadı. Yollar kapandı falan falan. Ve tam vardığı gün o sabah yani buradan kendisi akşam yola çıkıyor. Daha 18-20 saat sürüyor. Otobüste gidiyordu. O sabah eşi komaya giriyor.
beyin kanamasından. Ve sonuç olarak o gittiğinde yani 3 gün hareket ettiremiyorlar. Orada işte bir hastaneye alıyorlar falan. Beni en çok etkileyen kısmı hiçbir şey yapamamam oldu. Onun yanına gidememem oldu. Yani normal durumlar olsaydı tabii ki de ilk uçağa atlardım. O anda giderdim yanına. Yani bir yolunu bulurdum. Otobüsle giderdim, umurumda değil. Çünkü hani deli gibi sevdiğim ailem, yani ikinci annem kocasını kaybediyor. Hani zaten hani ölümden öte bir şey yok bu hayatta. Hani en büyük acılardan biri. Çok kötü hissettim. Ve ondan sonraki, yani bu şu anda dün sabah yaşandı bu olay. Yani ve iyi değildim. Hala da böyle kabullenmekte zorlanıyorum. Kendisine ulaşamıyorum. Konuştuk bir kere ama kötü bir durumda. Şuna geleceğim. Bu videoyu neden çekiyorum? Bu videoyu çekmek istiyorum çünkü ölüm ya da başka bir acı ya da başka bir zorluk, başka bir engebe diyeyim yolunuzda olan, hayatınızda karşılaştığınız, yani belki bir hastalıkla mücadele etmek. Yani gerçekten bu her şey olabilir. İlk önce yalnız olmadığınızı bilin istiyorum. Gerçekten sizin yaşadıklarınızı yaşayan ve belki de sizin hissettiklerinize yakın duyguları hisseden ve belki onu atlatan ve belki de o anda tabii ki de acı olduğu için kıymetini bilmeyip sonrasında da evet iyi ki yaşadım, bu beni gerçekten çok büyüttü, zordu ama içinden geçtim, gerçekten değiştim demenize sebep olan birileri var ve o yüzden de bunu sizlerle paylaşıyorum. Ben bu dönemde ne yapıyorum ve ne yapmayı düşünüyorum, açıkçası biraz bundan bahsetmek istiyorum. Çünkü yani Station'ın yanına gidemiyorum. Onu arıyorum, ulaşamıyorum ve tamamen kendimi çaresiz hissediyorum. Dediğim gibi ne yapacağımı bilmiyorum ve yani benim 21 yaşında olan kızım, kimilerinize böyle hayvanlar insanla biri olmayabilir ama Minnoş, benim kedim, 21 yaşında vefat etti. Ve 7 yaşından beri benimleydi. Yani düşündüğünüzde 28 yaşındaydım ben onu kaybettiğimde. Onu kaybettiğim zaman da hatırlıyorum ve ondan da bahsetmekten, yani ölüm acısından bahsetmekten gerçekten zorlanıyorum diyeyim. Ama şuna geleceğim. Ben bu dönemleri atlatmak için ne yapıyorum? Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki bu dönemde illa böyle ben kendimi muhteşem hissedeceğim, İlla işte yani ben öyleyim, hani böyle kendimi toparlamalıyım, böyle olmamalı falan diyorum kendime. Sonra baktım ki yani evet tamam, kendimi tabii ki de toparlamalıyım, tabii ki de dağılmamalıyım. Evet, belki de dağılmalıyım bu arada. Belki de bana iyi gelen oysa onu da yaşamalıyım kesinlikle. Ama bana iyi gelen ne? Ona baktım ve şu anda bana en iyi gelen deli gibi ağlamaktı. Ve ağladım. Deli gibi bağırmaktı. Bağırdım. Belki size çok iyi gelen haykırmak deli gibi. Yani bence duygularınızı dolu dolu yaşayın derim. Özellikle bu dönemde o duygular yani dolsun taşsın. Çünkü acı çıkıyor içinizden. Gerçekten hani acı dolu bir şey yaşıyorsanız o acıya da hani nasıl mutluluğa, neşeye hakkını veriyorsak o acının da hakkını verelim arkadaşlar. Bunun gerçekten önemine çok inanıyorum. Yani var, bu dünyaya geldiysek neşe, coşku olduğu kadar keder, acı, ızdırap da yaşıyoruz. Önemli olan onu nasıl ele aldığımız. Bu arada yine bağırıyorum galiba. Ben videolarda biraz ses volümümü ayarlayamıyorum. Neyse, yorumlarda onu da paylaşabilirsiniz. Ses volümüm iyi mi bu arada? Şuna geleceğim. Ben ağladım, zırladım. Çaresizlik duygusu içinde hissettim. Gerçekten çok annemle birbirimize destek olduk. O da çok üzüldü. Birkaç kişi var işte Stacia'yı tanıyan, seven. Onlarla konuştum. Benim çok sevdiğim bir arkadaşım var. Ondan destek aldım. Yani onunla telefonda uzun uzun konuştum. O bana çok iyi geldi. Ve yoga yapmak bana çok iyi geliyor. Eğer ki böyle dediğim gibi zorlu bir şeyin içinden geçiyorsanız, herhangi bir şey olabilir bu. Yani umuyorum ki ölüm acısı olmasın. Herhangi bir şey. Fiziksel olarak da bir şeyler yapmanızı öneririm. Yani tabii ki de belki birkaç gün, bilmiyorum, hiçbir şekilde kımıldamak istemiyor olabilirsiniz. Ama emin olun yani şöyle bir zıplasanız, hoplasanız bile bir tık olsun böyle bir şeyler değişiyor. Çünkü fiziksel olarak böyle bir aktivitede bulunmak beyninizde de bir şeyleri değiştiriyor. Bununla ilgili bu arada bir yazılar okumuştum da şimdi hiç hatırlamıyorum.
Bu arada şunu biliyorum, hani o yas tutmanın 7 süreci mi vardı, böyle bir dönüşüm işte çemberi diyeyim size. Gerçekten çok yoğun bir yas döneminden de geçiyorsanız, yani sevdiğiniz birini kaybettiyseniz, gerçekten acınızı paylaşıyorum diyebilirim elimden geldiğince. Çok zor bir durum. Ona da bir göz atmanızda fayda var. Orada işte yas tutmanın işte kademelerinden bahsediyordu. Ben burada ona çok fazla girmeyeceğim. Zaten onunla ilgili bir sürü kitap, belki YouTube'da videolar bile bulabilirsiniz. Benim sizinle paylaşmak istediğim, acınızı doya doya yaşamak için elinizden geleni yapmanız. Hayat dediğimiz şey, aslında bazen buna maalesef ki diyorum, değişim ve dönüşümden ibaret. Hiçbir şey aynı olmuyor ve ben hani minimalizm videolarımda da böyle Ay burcumun herhalde yengeç olmasından mütevellit anılara da böyle tutunan bir insandım, biriydim. Şimdi anılarla yavaş yavaş daha iyi bir şekilde vedalaşabildiğimi düşünüyorum. Ama her şey değişip dönüştüğü için hayat bir akıştan ve değişim dönüşümden ve bir şeyin yıkılıp yerine başka bir şeyin inşa edilmesinden ibaret olduğu için de diyeyim, bu değişimi kabullenmemiz gerekiyor. En önemli kilit nokta burada, öyle ya da böyle, isterseniz ağlayın, zırlayın, isterseniz 3 gün 5 gün yataklardan çıkmayın. Yani gerçekten eninde sonunda onu kabullenmenizden geçiyor. Yani ben Minnoş'u kaybettiğimde gerçekten bunu hala çok zorlanıyorum. Yani 2015 senesiydi. Bir kere delireceğimi düşündüm. Hayata devam etmekte çok zorlandım. Gerçeklik algımı yitirdim. Çok zordu. Yani inanılmaz zordu. Hani nasıl günler sadece gelip geçiyordu. Hayatımı nasıl devam ettirdiğimi mucizeydi yani. Öyle söyleyeyim size. Çok zordu. Ama geçiyor arkadaşlar. Gerçekten zaman her şeyin ilacı. Bu arada kusura bakmayın. Yani niyetim böyle ah ah vah vah demek de değil. Ama zaman her şeyin ilacı ve bu da geçecek. Değişeceksiniz, dönüşeceksiniz. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, hiçbir şey aynı kalmayacak. Ve o insan eğer ki bir ölüm acısıysa yaşadığınız, gidecek, fiziksel olarak gidecek. İnanıyorsanız siz de zaten, yani umuyorum ki çok sağlıklı hayatlarınız olur ama hayatınız sona erdiğinde zaten onunla buluşacaksınız. Yani bunun üzerine bilmiyorum ne söyleyebilirim. Sadece ve sadece kabullenin. Özellikle biraz böyle benim gibi siz de, nasıl diyeyim, hani kendimi toparlamalıyım işte, ben Stacey'e destek olmalıyım bu durumda mesela, ya da onun için dik durmalıyım, ya da belki sevdiğiniz biri kanser, belki ailenizden biri, belki bir arkadaşınız. Onun için evet tabii ki de dik durmalısınız, onun için tabii ki de güçlü olmalısınız. Ama şunu da unutmayın, siz de insansınız ve o kişi sevdiğiniz biri ve sizin de güçsüz olmaya hakkınız var. Sizin de gerçekten, ben buna delirecek gibi hissetmek diyorum, siz bunu nasıl adlandırırsanız adlandırın ama bunu hissetmeye hakkınız var. Ve ben şuna da çok inanıyorum ya, ne mutlu ki, yani gerçekten nasıl sevgi dolu, nasıl duygu hisseden, nasıl güzel ve belki de püripak bir kalbiniz var ki bunu hissedebiliyorsunuz. Şöyle düşünün, bu acıyı hissetmekten yoksun insanlar da var. Belki sevdiği birini kaybettiğinde gözünden bir damla yaş akmayan insanlar da var. Ve ben aslında buna da belki de şükretmemiz gerektiğine inanıyorum. Son olarak sağlığınıza da bu dönemde özen göstermeyi unutmayın. Hani hem fiziksel, hem ruhsal, hem duygusal sağlığınıza. Gerekirse gidin psikolojik yardım alın arkadaşlar. Yani yemenize, içmenize özellikle önem verin. Bilmiyorum, yapıyorsanız yoga, meditasyon ya da bilmiyorum, doğada yürüyün, doğaya gidin, ağaçlara sarılın. Bu dönemde sizi şifalandıracak ne varsa özellikle ona böyle, yani dört elle sarılın diyorum. Onun dışında da kendinize çok nazik, çok şefkatli davranın ve umuyorum ki her birinizin hem sağlığı, hem yani duygusal sağlığı, hem akıl sağlığı hepsi yerinde olur her zaman. Ve umuyorum ki acı dolu ya da çok zorlayıcı anlardan
Çok kolaylıkla geçersiniz. Böyle anlar yaşamak durumundaysanız eğer. Koskocaman mahalo diyorum varlığınız için. İyi ki varsınız. İyi ki bunları sizlerle paylaşıyorum. Yani benim için gerçekten her ne kadar YouTube olsa da özel bir platform. Benim kanalım en azından. Benim için özel çünkü siz varsınız. İçinde sizin olmanız, sizin beni dinliyor, beni izliyor olmanız gerçekten bana öyle bir mutluluk veriyor ki bunu anlatamam. Hani böyle gözlerimi yaşartacak denli çok sevgi hissediyorum. Bunu sadece bilmenizi istiyorum. O yüzden tekrardan koskocaman... Tam bu anda kargo geldi, her şey bölündü, her şey gitti. Neyse ne diyordum? Tekrardan iyi ki varsınız. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Aynı zamanda beni sevdiyseniz, desteklemek isterseniz bu videoyu beğenip abone olabilirsiniz. Ve gelen videolardan da haberdar olmak için zili açabilirsiniz. Onun yanı sıra her cuma 6'da video yayınlıyorum. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şu bardağı çok sevdim. Böyle mi netliyor? Yok şöyle mi? Netlemeyi çözdüm. Evet böyle netliyor. Mesela şöyle. Yani şu sivil camla sizi bir tanıştırayım mı? Şöyle bir şey. Çok kötü. Öyle yani. Görüşürüz.